Evet sevgili izleyiciler, şu an Yayladağ ilçesinin Sebenova köyünde cuma namazı sonrası çıktık. Vatandaşla, halkımızla beraberiz. Sebenova'da çiftçinin, köylünün sıkıntılarını, sorunlarını yetkililere duyurabilmek adına köylümüzü de paylaşmak anlamında onlara mikrofon uzayacağız. Kendinizin tanıtır mısınız? Mustafa Yılmaz. Evet Mustafa Bey. Şimdi köyde yaşam nasıl? Eski yaşamla şu anı bir kıyaslama kalktığınız zaman bunun bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Ben 1908 doğumluyum. 20 yıl askerden geldikten sonra 50 yıla yakın esnaflık yaptım ben. Şoförlük yaptım. Daha şimdiki bu hayatı hiç yaşamadık. Bu yaşamı yaşamadık yani. Yani bu hayatı yaşamadık derken? Önceki hükümetlere göre bu. Biz şöyle diyeyim ben Mustafa Bey. Biz burada amacımız siyaset değil. Bizim amacımız burada köylünün yaşamını, zorluklarını, çiftçinin zorluklarını dile getirmek. Bunları zaten yaptığımız zaman bizi izleyen devlet büyüklerimiz muhakkak buna çözüm bulacaktır. Evet. Şimdi bizim burası çiftçilik yapıyor. Evet. Tütün ek yok, buğday ek yok. Buğday masrafını kurtarmıyor. Arazimiz bizim az, taşlık arazi. Ama tütün açısından bizim burası yani kaliteli tütün üretiyor. Ama tütünümüzü 10 kağıttan aldılar bu sene. Halk şikayetçidir. Anladım. Şimdi bu konuyla ilgili giderlerin fazla olduğunu söylüyorsunuz. Ve giderlerin fazla olmasına rağmen ürettiğiniz, emek verdiğiniz tütününüzün veya diğer sebzeleriniz, meyvelerinizin, buğdaylarınızın değerinde alınmadığını ifade ediyor. Değerinde alınmıyor. Ama zaten fazla bizim burada da buğday ekilmez oldu. Bizim burada zeytinyağı üzerinde çalışıyor bizim köyümüz. Bu zeytinyağı da bir sene satılmadı. Sebebi? 5-6 asit olan zeytinyağına dün bana talavan yağı azından 8 lira daha alırım diyor. 5-6 asit? 8 lira bu diyor şey. Diğer asit zaten hiç adam müşteri olmuyor. Düşük asitlere müşteri oluyor. Yüksek asitlere müşteri olmuyor. Satılmıyor yani köy zeytinyağı. Sebebi zeytinyağlarımızın güzel olmasına rağmen satılmamışsın. Bir asit, iki asit yani bizim köyün zeytinyağları. Herkesin burada aşağı yukarı arabası var. 3 gün içinde, 5 gün götür fabrika sıktırıp geliyor. Evet. Yani asitleri bizim düşük. Yani şey yani bir asit ve iki asit, bir asit aşağı çok zeytinyağı var bizde. Yani. Anladım. 1.5-6-7 asit geliyor. Anladım. Peki şimdi bir de ben Hatay Alesurok köylere dolaşıyoruz. Köylerde sıkıntı anlamında köyler sürekli şey. Bizim köyümüz sıkıntı. Zeytinyağı satılmayınca bizim köy para girmiyor yani. Emekli parası giriyor. Başka para girdiği yok bizim köyümüze. Yani bunun içinde yapılan emek ettiğimiz ürünlerin diyor, satın alması gerekiyor. Tabii zeytinyağını satamıyor yani. Bunu satılmaması ile ilgili sebebi neydi? Ya bir sene işte bu Afrin'de bir zeytinyağı geldi diyor. Bizi kandırıyorlar mı kandırmıyor mu bilmiyorum yani doğrusunu da onun. Zeytinyağı gelmiş hatta hemen kaç bin teneke zeytinyağı geldi diyor. Zeytinyağı satılmıyor. Buradan yurt dışına zeytinyağı götürenler bir sene almadılar. Gidersen hemen de 2 tane zeytinyağı vardı hemen sattım. Bu sene satamadım. Allah yardımcınız olsun diyelim o zaman. Bir de şimdi demin paylaşıyordum. Köylere biz dolaştığımız zaman köyler bu genetiği oynanmıştı onlarla. İsrail ve Amerikan tohumlarından dolayı rahatsızlık verdiğiniz, sıkıntı yarattığını dile getiriyor. Yok bizde genetik oynayan tohumlar yok. Siz kendi tohumunuz? Kendi tohumları ekiyorlar yani. Yani şimdi ekmiş olduğunuz tohumu tekrar kaldırıyorsunuz. Buğdası ek yok biz. Ve tekrar kaldırıyorsunuz. Tekrar ek yok yani. Yani o şekilde. Devletten de alıyor. Buğda şeyden, ziraatten almıyor buğday. Bunlar bir kerelik. Var orasını bilmiyorum. Biz gidip oradan alıyoruz ziraatten buğday. O ziraattan aldığınız buğday bir daha seneye ekiliyor. Ekiyor, biz ekiyor. Ekiyor. Verim alabiliyor musunuz? Alıyor, aynı verim aşağı yukarı alınıyor. Anladım. Peki Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Evet, İsmim Erdal Kahraman. Sabanova'nın ben de esnafıyım uzun yıllardır. Aynı zamanda köye yetiyim. Vatandaşlarımızın çeşitli sıkıntıları vardır. En büyük sıkıntılar işte bu özellikle tütün olayının devlet tarafından el çekilmesinden sonra özel sektörün insafiyetine kalmış bir şekilde ürünümüzü satmak zorunda kalıyoruz. Bu da vatandaşları mazotun pahalı olması, gübrenin pahalı olması, girdilerin bu şekilde yüksek bir şekilde olmasıyla vatandaşlar elde ettiği ürünlerde muhakkak sıkıntı yaşıyor. Satmakta sıkıntı yaşıyor. Pazarı bulmakta sıkıntı yaşıyor. Tohum konusuna gelince
Artık günümüzde eski yerli tohumlarımız kalmadı. Yani domatesimiz bak arkadaşımız orada satıyor. Yani bu ta ilk zaman bundan 30 yıl 20 yıl önceki domates. Üretici arkadaş kendi köyümüzden seracılık yapıyor. Evet. He. Artık yani gübre ve ilaç kullanılıyor mu burada? Muhakkak kullanılıyor tabii. Kullanmadan bu çıkar yani, mı? Şimdi eskiden ama bizim gittiğimiz yerlerde gübre ve ilaç kullanılmadan susuz olarak domates ürettiğimizi söylüyor köylerimiz. Aynen öyleydi. Şu an ama bu durumda değil. Hayır. Ya şimdi birinci ayın içerisindeyiz. Zaten şu an normal şartlarda domates olma şansı yok. Yaz ayında da köylü vatandaşlarımız genelde fideleri hazır alıyor. Fideleri satın hazır alıyor. Hazır satın alarak tarlasına ekiyor. Tabii onların bunlar bir kerelik ama değil mi? Tabii bir defalık. Eskiden öyle değildi ama değil mi? Hayır. Kendi ürettiği şeylerden onun tohumunu çıkardı. Bir sonraki sene için hazırlığını yapardı. Sezonu yapmıştı zaman onu fide haline getirecek şekilde şey yapardı. Daha sonra tarlasını satardı. Evet. Peki evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz geçen şahit olduğumuz bir konu var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Yayladağ'ın Leylekli, Çandır ve Kömürce köylerinde yerli buğdayı ekerek yerli tohuma dönmesi için bir proje geliştirdi. Doğal yaşam ve üretim şey. Bundan haberiniz var mı? Bundan haberimiz olmadı. Şimdi şu an Büyükşehir yani Çandır gibi şey etmiyorum da yani çok kırsal bir yerde öyle bir ürünü destekleyip oraya teşvik edeceğine işte Yayladağ'ın en verimli toprakları Sebanova'dır, Karaköse'dir, Çıkrı'dır. Yani öylesi bir şey varsa bizim buradan başlaması lazım. Şimdi şöyle diyeyim ben bu yerli tohuma dönülmesi için belki bilginiz vardır bilmiyorum. Bakir toprak olması gerekiyor. Kullanılmamış toprak olması, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmamış topraklarda bunları çoğaltıp tüm Hatay'a sadece orası pilot bölge olarak seçilmiş. Evet. Orada üretip çoğaltacak tüm köylülere dağıtılması ile ilgili yapmış oldu. Leylekli'ye katılıyorum bak. Leylekli bu için. Çandır'da 960 rakamda olan bir yer. Evet, ilaç ve gübre olmayan bir yerde orada bunları dediğim gibi sağlıklı tohum olması için yapılan bir proje bu. Hocam işte bu bölgemizde de Sıbanova, Karaköse veya Çakı köylerinden birinin de pilot bölge olması lazımdı yani. Çünkü bölgemiz oralara göre daha farklı. Doğrudur. Şimdi İklim şartları, toprak kalitesi bakımından oralara göre daha farklıdır. Şimdi biz şahit olduğumuz konudan dolayı ben paylaşıyorum. Orada köylüler Büyükşehir'e 60 dönüm yeri 5 yılına bedelsiz vermişler. Bedelsiz para karşılığı vermeden orada üretip çoğalsın tüm Hatay'a, Hatay'dan da tüm Türkiye'ye yapması için bu şekilde yapıyorlar. Gelirse biz de burada vatandaşlarımızla görüşürüz. Böyle bir arazi tahsis etmekte de sıkıntı yaşamayız yani. İnanıyorum ben bu köylerin zaten şimdi amaç eskiden köyler birbirine imece usulü yardım ederdi. Aynen. Destek yollardı. Şimdi aynen. Büyükşehir Belediyesi bu konuda köylere yardım etmek amacıyla imece usulü bu şey yaraya kanayan yaraya parmak basmış. Güzel şu anda bildiğim kadarıyla domates, biber, patlıcan, salatalık tohumlarını toplayıp yerli tohumları onları yine çoğaltıp sonra köylerle paylaşmayı hedefliyor. Ve bu şekilde tüm Hatay'ın tüm ilçelerine, tüm köylerine, tüm mahallelerine dağıtacağını söylüyorlar. Hocam bizden yardım istedi. Biz eski tohumlarımızdan yine burada kıyıda köşede büyüklerimizden, yaşlılarımızdan yine temin edebilirdik. Yani kendilerine bu konuda da yardımcı olabilirdik. Bu konuda duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Yani bu yeni başladı zaten. Yani Kasım ayında başladı bu. Kasım ayında başladı ve devam ettirecek bunu. Ve önümüzdeki şeylerde muhakkak ki sizlerden de destek ve yardım alacağız. Bekleriz yani. Her konuda ya, büyükşehrimizin böylesi bir şeyde geleceğimize sahip çıkması çok değerli bir konu. Yani çocuklarımızın geleceği. Çünkü genetiği önermişti onlarla. Zehirleniyoruz. Her şeyimiz İsrail oldu. Buradan dönmek için Büyükşehir'in yapmış olduğu çalışmayı desteklemek aynen. Hepimizin görevi, asli görevi çocuklarımız geleceği için. Evet, teşekkür ediyorum sizden. Aynısını konuşuyoruz yani. Konuşalım. Kendinizi tanıtın. Sebanova Köyü'nden Ahmet Kaya. Ahmet Bey, evet. Köy vatandaşıyım. İşte gördüğümüz köyün vatandaşı burada sıkıntıları
Var. Aynı sıkıntılar. Aynı sıkıntılar. Ve şimdi buradaki tohumlardan, İsrail'den gelen tohumlar tarlayımıza ektiğimiz zaman kısırlaştırılmış, gelecek yıl olmadığını. Mersin'den, Antalya'dan buraya gelen fideleri ekiyoruz. Bir seferde olmak şartıyla. Ondan sonra bu sıkıntıları yaşıyoruz biz. He, arkadaşımın sattığı gibi bir seferlikli bir satıyor. Hastalık çoğaldı. Hormonlar çoğaldı. Yani her evde şimdi bir hastalar garantili. Suyumuzda kireçlemeler, sıkıntılar. Tütünümüzü zaten bayağı satamıyoruz. Şu an için zeytin bahçelerimizdeki yeni çıkan mahsuller bizi kurtarmıyor. Gübreden dolayı masrafını da kurtarmıyor. Bu giderlerimiz fazla diyorsunuz. Çok fazla, çok çok fazla. Ayakta kalamıyoruz, zorlanıyoruz yani işte bu durumda. Bu durumda çok zorlanıyoruz. Gübre olmuş 200, buğday olmuş 1 milyon. Yani buğdayı geçti. Buğdayı geçti. Halk buğday ekmez oldu. Satın almaya var, ucuza mal ödüyor. Biz kendi topraklarımızda kurmadıktan sonra mazotu, nitrajı şu kadar tarlasını sürdüremiyor. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı şöyle bir şey yapmış. Bu talaları o köylere verdikten sonra oranın sürümünü talardan sürdürmüş. Buğdaylarının alımını yapmış ve şu an oralara ekimini yapmış. Yani sadece köylü ne yapıyor? O tarlasını verilmiş olduğu evet. Köylü ekimini yapıyor ve evet. Biçimini yapacak sadece. Evet. Yani hiçbir gider köylüden çıkmayacak. Böyle evet. Bir imece usulü yaratmış. Bir de şu orada yani yaptığımız şurada bir şu durum var. Tarım ilaçlarımız aşırı fiyatları gitti. Evet. Bu farzda da kullandığımız için insan sağlığımıza çok zararlı var. Bunun bilincini biz. Benim bir ilaç kilosu olmuş 100 milyon. Evet. Yani domatesin kilosu 5 milyon, ilacın kilosu 1 milyon, 100 milyon. Bunu vatandaş nasıl atsın ki? Yani domatesi atmazsan da olmuyor. 20 kilo domatesi zaten ilaca vermiş oluyor. İlaca vermiş oluyor. Zaten yediğimiz domates de zaten sağlıklı değil. Yani bize halkımızda yani devletimizden istediğimiz bu. Her şeye biraz yönelsin. Böyle İsrail tohumundan salatalık yakıyor adam. Aşin diye ekmiş çıkmış su. Bildiğin hormon bir su. Tohumunu da alamıyorsun zaten kızılaşmış. Doğrudur. Ben geçen Hıdır Bey'de konuşuyordum. Hıdır Bey'deki vatandaşımız diyor biz diyor eskiden diyor ekerdik diyor Mart, Nisan'da ekerdik diyor. Kasım'a kadar diyor domates diyor. Dururdu ve oradan geçtiğimiz zaman o talada o domates kokusu, salata kokusu diyor mis gibi. Şimdi hocam bak, ben 58 yaşındayım. Allah sağlıklı olsun. Sağ olun. 77-78'lerde de babam, annem rahmetli kendi toprağımızdan çıkardığımız tohumu domatesi ektiğimiz zaman, mesela Nisan ayında ektiğimiz zaman biz Ekim ayında tarladan domates alırdık. Öyleymiş. Evet. Evet, domates alırdık, biberi alırdık, salatalığı. Zamanı az zaten zaratırız mesela. Hep hormonsuz yaşamıyor. Şimdi o tohumlarımızı koyuyoruz, o da olmuyor. O da olmuyor. Ha, ilaçların da zararı oluyor. Yani ilaç sağlığımıza zararlı ve çocuklarımızın geleceğine zararlı. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış olduğu bu şeyi destekliyorsunuz. Destekliyoruz mu? Yani bunu bir çaresini bulsunlar yani. Evet, evet Murat Bey. Şimdi ben seracılık yapıyorum burada. Toplamda 8 dönüm şu anda seramız var. 12 dönümdü. Burada belediyeden veya yetkili meclisten destek alamadığım için ben buradan 2 dönümünü Antalya'ya kaldırdım. Sebebi buradaki desteklemelerde bizim köyümüz köy olarak çok geride. Yani Yeladağ olsun, Antakya Belediyesi olsun destek konusunda bizden uzaklar. Her konuda. Samandağ'da evvelki sene afet oldu. Bu afette Samandağ Belediyesi oralıkta serası zarar gören üreticilere destek verdi. Ama Yeladağ Belediyesi bize destek vermedi. Hem mahsulümüz ölmüştü hem naylonda zarar görmüştük. Bir destek göremedik. Yani tohum üzerine gelince şimdi yerli tohum diyoruz. Yerli tohum güzel ama ithal tohumla yarışamıyor. Şimdi önemli olan verim buralıkta. Şimdi o konuda söylenen şey doğrudur. İthal tohum diyorsunuz daha fazla verimli daha diyor. Daha verimli. Ama ithal tohumun diğer taraftan bir baktığınız zaman insan sağlığına zararlı ama olması hastalık, ve onun haricinde işte bir kere ekiyorsun sene bir daha alamıyorsun. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman yerli tohumu sağlıklı yıllardır bu tohumu. Ama sağlıklı da şimdi şöyle maliyetleri çok yüksek. Demin arkadaşlar zaten bahsettiler. Tamam zaten şu an burada bizi yönetenlerin, başımızda işte olan insanların bizim...
bizim giderlerimizi kısması gerekiyor. Hani 150 cc ilaç 400 milyon bir kurt ilacı. Ve bu da kesin çözüm değil. Şimdi burada maliyetleri hesap ettiğimiz zaman, giderle gelir hesap ettiğimizde, eğer ki ben kar edemeyeceksem, bırak hani çiftçiliği bırakmayı düşünüyoruz yani. Bırak yerli ithal tohumu, çiftçiliği bırakmayı düşünüyoruz. Artı bizim köyümüzün bir sorunu, hani yerli tohum falan tamam kabul ediyorum güzel. Ama bizim köyümüzde sulama yok. Şimdi çok köylerde belediye gölet yaptı. Yani baraj değil ama küçük göletler yaptı. Biz de bizim köyümüze en azından hani çok çiftçilik yapacak arkadaşlarımız var ama su olmadığından dolayı herhangi bir üretim yapmıyorlar. Ama mesela bizim burada bir küçük bir gölet yapılsa onlar gibi uzun ömürlü mesela 100 yıllık brandalar var bugün. Onlarla küçük göletler yapıyorlar. Böyle gölet yapılsa bizim burada da halkımız yerli tohumla zaten kendi tohumlarımız var sıkıntı yoktur. Bu üretimi yapar ama gölet yoktur. Pazarlama yoktur. Burada bir insanlar yani ulaşıyor. Herkes çekmek zorunda kalıyor. Gidiyor da sigorta işe girse 1.700 lirasına maaş alıyor. Bunun evini geçindirebiliyor. Ama burada da tarım yaptığı zaman girdiler hesap ettiğiniz zaman bu işin altından kalkmanın imkanı yoktur. Şimdi Büyükşehir Belediyesi dediğim gibi orada başlatmış olduğum projeyle bu imajı usulü köyleri kalkındırmak için yapmış olduğu bir çalışma. Normalde yapılması gereken bunun devletin, Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken bir konu. Evet. Yani Tarım Bakanlığı köylüsünü, çiftçisini desteklemeli, onun giderlerini, fiyatlarını düşürerek onu destek olması gerekirken Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir proje geliştirmiş. Doğal Yaşam Üretim Çiftlikler Projesi ve yerli tohuma dönülerek önce sağlığımızı kazanmamızı sağlıyor. Ama bizim burada diğer şeyler sulama. Tamam şimdi şöyle diyeyim mesela bu yeni başlamış bir proje bu. Bu tabii şu an bu konuşmaları muhakkak ki onlar da izleyecektir, dinleyecektir. Bunlarla ilgili bir çaba içerisine gireceklerdir. Yani İnşallah önemli yani. Olan sağlığımızda bir defa önce sağlıklı olursak bazı şeyler elde edebiliriz. Ama kabul ediyorum da şimdi ben domates, patlıcan, berekecek halkım. Şimdi bizim köyde su yoktur. Evet. Olan sularda şu anda sağlığa çok zararlı. Şu anki mesela sontaj yorulmuş olan sular sodyum tuzu yüksek. Sodyum tuzunu normal şartta toprağa çölleştirir. Biz toprağa verdiğimiz zaman kendi toprağımızı çökleştiriyoruz zaten. Ama bize bir temiz suyla gölet, Deledağ'ın barajından bize su vermiyorlar. Oradan bir kanaldan bize su versinler. Bizim halkım şu anda üretimi 3'e çıkarır, 3'e katlar. En azından girdi maliyetleri düşer. Şimdi Murat kardeşim, bu konuyu şu an muhakkak ki yetkiler isteyecekler. Yani bunu istiyoruz bu yani şu anda biz halk olarak biz su. Size, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı vardır, köylü şehrin efendisidir demiştir. Ama maalesef şu an geldiğimiz duruma baktığımız tam zaman tersi. Köylü çok zor durumda. Zor durumda. Allah insanların yardımcısı olsun. Ama şimdi bu konuyla ilgili el ele vermemiz gerekiyor. Hep beraber kaynaşmamız gerekiyor. Yani buralıkta el ele vermemiz lazım. Yapacağız. Ya bize destek verildiği müddetçe benim köyümde ben eminim yani domates patlıcan değil çok daha çeşitli yerli tohumlarla üretim yapılabilir. Şimdi şu an size yerli tohum var mı? Bizim tabii yerli tohumlarımız var şu anda. Yani şu an Samana domates. Orada satıyorum şu anda Samana Bey kendi yerli tohumumuz. Kendi tohumunuz. Kendi halkımıza tohum yani şu anda üretilen. Yani şu an buradan tekrar tohum olarak seneye kalabilir mi? Şu anda çıkardım tohum fidelini yaptım zaten. Öyle mi? Sene için. İyi elinize sağlık biz sizden o zaman Büyükşehir'de bu konuda irtibata kurup desteğinizi ve yardımlarınızı sağlayacağız. Evet sevgili izleyiciler şu an bir domates tezgahlarının arkasındayız. Yerli domatesler. Kendinizi bir tanıtın önce. Ben Mustafa Yılmaz. Seberim. Evet Mustafa Bey. Kendi üretimim. Evet. Benim böyle selam var. Sekondum selam var. Evet. Şu domatesin yerli bir çeşit. Alaturka'dır. Evet. Bu biber çeşididir. Evet. Bunun normal tonajı 12-13 ton. Abi 5 ton bulamıyoruz. Suyumuzun sorumuzu yüksekliğinde. Sodyumlu olmasından kaynaklanan gerekli verimi, üretimi alamıyoruz. Alamıyoruz. Evet. Ve artı bir de maliyetimiz çok yüksek. Alt gezinde 90 lira aldığımız gübreyi 25 gübre dengeli gübre şu anda 150 liraya 200 lira alıyoruz. Yani hemen hemen %100'e yakın. Zam. Geçen sene şunun gübresini 600 lira alıyordum. 600-700'e şu anda 1300 lira. Fidenin tenesi. Fide yetiştiriyoruz. Bunu fide şirketlerinden mecburen biz yetişmek zorunda kalıyoruz. Fidenin pahalı olması, güvenin pahalı olması bizi bayağı zor duruma düşüyor. Şimdi Murat kardeş sizinle konuşmuyor. Herhalde sizin oğlunuz mu? Evet oğlum. Babanız. Pardon. Şimdi orada konuşurken Hıdır Bey'de bizim geçen sohbetimizde Hıdır Bey'de bir Beşir amca vardı. Onun söylediği şey şu. Biz dedi Mart'ta ekiyoruz. Mart'ta Kasım'a kadar domates alıyor. Ve bu domates tohumu oradan diyor geçtiğimiz zaman dedi o kokusundan diyor
mis gibi kokuyordu diyor. Şimdi bunlar domates, salatalık bu şekilde. Alıp, ben bunun tohumunu alıp pide yaptırabilirim. Yapılabilir o, yani. Yapabilir bu. Ben geçen yaptırdım. Akşamlar kış yapmadığında bunu daha önce yaptırdım. Bunun tohumunu alıp pide yaptırabilirim. Yani bu kendi çıkardığım tohumdan verdiğim tohum. Şimdi biz Hatay ailesiyle tüm köylerde dolaşıyoruz. Burada amacımız bu yerli tohumumuza sahip çıkmak. Geleceğimize sahip çıkmak. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak. Şimdi geçen bir köylerin sohbetimizde köylerin söylediği şey şu. Büyükşehir Belediye Başkanımızla sohbet ederken Büyükşehir Belediye Başkanımız şunu söylemiş. Demiş bu ülkenin çocukları bizim çocuklarımız. Onlara sahip çıkmak istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Yani bu gerçekten çok değerli ve hayırlı bir iş. Yani geleceğimize sahip çıkmayı düşünerek bu adımı atması ve sizin de bu işleri yapar olmanız. Biz şimdi Hatay ailesiyle bu köylerdeki olan olayları insanlarla paylaşarak ve bu imece usulünü, büyükşehirde köylerin imece usulünü geliştirmek istiyoruz. Pardon. Evet. Şurada bir sıkıntı var. Bizim yerli tohumumuz şu an geninden oynanmış tohumlar gibi verimi yüksek değil. Yani zaten maliyet yüksek, bir de verim de düşük olduğu zaman bu hiç karşılamaz. Yani bu çözüm yolunu da bunu bulmaları lazım. Şimdi ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu yapmış olduğu şeyle, dediğim gibi o buğdayla ilgili yapılan çalışmalarda onunla ilgili bir çalışma yaptığını da duydum. Şimdi tarlanın sürümünü, buğdayının temin edilmesini falan hep büyükşehir olarak karşılanmış. Sadece köylü kendi toprağında ekimini sağlıyor ve biçimini sağlayacak ve tohum üretecek. Yani şu an köylünün bir gideri olmayacak burada. Köylü kendi buğdayını, kendi sebzesini oradan alacak. Ama önemli olan burada alırken de yerli olarak sağlıklı tohumların yürümesini sağlamak. Karakılcık dönüme kaç kilo verir? Karakılcık yerli tohumumuz o. Yerli tohumu 400 kilo verirdi o zaman. Ha, evet. 400 kilo. Ama şimdi Cumhuriyet ekiyorsun veya 82 diye adlandırdılar buğdayı ekiyorsun. Dönüme ne kadar anlıyor? Bundan önce tarım ziraatımızdan gidip tohumumuzu alırdık Cumhuriyet. Gelik tarlaya attığımız zaman tam dedikleri gibi 600 kilo dönümünü alıyorduk. Fakat şimdi ziraatımız bu tohumu kesti. Kendi aramızdaki arkadaşlardan tarlamızdan çıkar ettiğimizde verim daha düştü. İşte toprağın zehirlenmesi, toprağın kalorisinin eksilmesi. Şu da var. Yani bu dönemlerde sebze olsun, hırdıvat olsun, ne olursa olsun aramızımıza gelip bir tahlil yapmaları gerekir. Mevsim olduğu zaman, meyve çıktığı zaman tahlillerini istiyoruz. Ziraatlardan denetlemesini istiyoruz. Hangi ilacı kullanacağız? Hangi ilacı kullanmayacağız? Bu çok önemli. Şimdi bununla ilgili dediğim gibi Tarım İl Müdürlüğü de izliyordur bizi, izleyecektir. Yani onlar da bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Çünkü köylüsü, çiftçisi yaşamayan bir toplumun yaşaması mümkün değil, ayakta kalması mümkün değildir. Bir de şu var. Şimdi kendi halkımız burada kendi kafamıza göre ilaç kullanıyoruz. Ama yanlış, ama doğru. Bunu ziraat tarafından bunu denetlemeleri, bize bilgileri vermeleri iyi olur. Yani bu çok önemlidir. Bazen yanlış ilaç kullanıyorum. Mesela bu yıl. Ağustos'ta bütün zeytin mahsulümüz yerde kaldı. Tüm zarar. Döküldü. Zeytinyağlarımızın asidin yüksek olması sebebi bu. He, ziraatçılar geldi mi? Geldi. Bize bir ilaç yazdılar. Dedi ki Adana'da bölgede uzmanlarımız inceliyor. Hiçbir haberi alamadık. İnşallah bu biz Hatay ailesi olarak çıkmış olduğumuz yolda tüm kurumları ayağa kaldıracağız. Köylü ve çiftçi ayağa kalkacak diyorum. Evet Mustafa Bey. Şu anda bizim yöremizde açığa eken domates 4 ay kalırdı. Mesela Nisan'a ekliyorum. Şu anda ektiğin zaman bitini yiyemiyorsun. Hani kurt hastalıktan yiyemiyorsun. Senede bile hani bundan 20 gün sonra eklenen domatesle tutulan kurttan baş çıkamıyorsun. Hani bunun bir önlenmesi mantığa uygun olur. Çünkü adam ki evlilik 300 kök, 2 kök domates ekiyor. Yazın yiyecek. Ama yiyemiyor. Ekiyor, geri çekiyor. Hastalıktan dolayı. Yani hastalıktan dolayı. Doğrudur. Şimdi en birinci sorumumuz hocam bizim içme suyumuz. Evlerimizde hasta olmayan çocuk yok şimdi. Göz hastalıkları da oldu, kireçlemeler de oldu. Şu an başkanımıza sesleniyoruz. Başkanımıza özellikle sesleniyoruz. İçme suyumuzun yolu açıldı. Bir an evvel gelmesini istiyoruz. Her evde hasta olmayan çocuğumuz yok. Göz hastalıkları sürekli.
Bunu uzman doktorlarımız da söylüyor. İçme suyumuzdan geliyor diyorlar. Anladım. Tamam, tamam. Evet sevgili izleyiciler, Yayladağ ilçesi Sebenoba mahallesindeki yayınımız şu an ara verdik. Mahalledeki insanlarımız çiftçilikte yaşadıkları sıkıntıları ve yerli tohumla ilgili yapmaları gereken konularda paylaşımları bizim için değerli. Bu konuyu dile getirmeleri, onlara da Türklere sahip çıkıldığı gibi çıkılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu gösteriyor. Bizi izlemeye devam edin.